Ömrümüzü ne belirliyor? Flamingolar ortalama 40 yıl yaşıyor. İnsanlar 90 yıl. Fareler 2 yıl. Filler 60 yıl. Peki neden? Bir çalının yaşam süresi neye göre değişiyor? Kuşlar ve memelilerden oluşan 9 türü inceleyen İspanyol Ulusal Kanser Araştırmaları Merkezi araştırmacıları, bu türlerin yaşam süreleri ile kromozomları ve genleri koruyan telomer yapılardaki kısalma hızı arasında doğrudan bağlantılı olduğunu gösteren bulgular edindi. Bu ilişki matematiksel bir eşitlik olarak ifade edilerek türün yaşam beklentisini yaklaşık olarak hesaplanabiliyor. Çalışma Madrid Hayvanat Bahçesi Akvaryumu ve Barcelona Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. Araştırmayı özetleyen makalede telomer kısalma hızının türlerin yaşam süresine dair güçlü bir gösterge olduğu belirtiliyor. Fare, keçi, yunus, martı, geyik, akbaba, flamingo, fil ve insan telomerlerinin karşılaştırıldığı araştırmada telomerleri daha hızlı kısalan türlerin yaşamlarının daha kısa olduğu gözlemlendi. Telomeraz grubu yöneticisi Maria Blasco, bu doğrudan ilişkinin türlere ait yaşam beklentisine dair somut bir kanıt oluşturduğunu belirtiyor. Önemli olan boyu değil, kısalma hızı. Telomer kısalması ve yaşam süresi arasındaki ilişkide araştırmacıların hesapladığı eğri edinilen veri ile birebir örtüşüyor. Öyle ki yazarlara göre bu eşitlik kullanılarak yaşam süresi sadece telomer kısalma hızı ile tahmin edilebilir. Hesaplarda ortalama yaşam süresi kullanılması Fransız Jenny Calment'in 122 yıl yaşaması ile kayda geçmiş maksimum yaşam süresinden çok daha doğru sonuç veriyor. Hücre çekirdeğinde kromozomların uçlarında yer alan telomerlerin temel görevi genleri korumak. Ancak hücreler oluşan hasarları tamir etmek için bölündüklerinde telomerler gittikçe kısalıyor. Yaşam boyunca gittikçe kısalan telomerler artık kendilerini yenilemeyecek sınıra ulaştıklarında hücrede normal işlevini kaybediyor. Sosyoekonomik durumumuz ve yediğimiz yiyecekler dahil olmak üzere çevresel etkenler ömrünüzün süresini belirlemekte önemli rol oynuyor. Bununla birlikte insan ömründeki varyasyonun yaklaşık %20 ile %30 genomumuzun derinliklerinde insan dayanıklılığının anahtarı DNA dizilimimizde barınıyor. İsviçre Bioinformatik Enstitüsü'nden bir ekip, insan yaşam süresinin hangi genetik varyantlara bağlı olduğunu bulmak amacıyla 116 bin kişinin genetik verilerini analiz edilerek 2.3 milyon insan tek nükleoid polimorfizmini DNA'nın en küçük yapı taşı nükleotoidlerin tekinde gelişen mutasyonu araştırdılar. Bulgular yakın zamanda saygın bilim dergilerinden Nature Communications'da bias teorisi ile ilişkili tarama, insan ömrü ve bağlantılı biyolojik belirteçlerle ilişkili lokasyonları gösteriyor başlıklı makalede yayınlandı. Araştırmacılar daha önce bilinmeyen 14 varyant da dahil olmak üzere insan ömrüyle bağlantılı tek nükleoid polimorfizminin benzersiz bir sayısını ortaya koydu. Mutasyona komşu 3 gen. İsviçre Bioinformatik Enstitüsü'nde grup lideri ve Sosyal ve Koruyucu Hekimlik Enstitüsü'nde yardımcı doçent olan Dr. Zoltan Kutalik ve ekibi araştırmalarında yaşla ilişkili hastalıklarla bağlantılı olduğu bilinen DNA'daki değişikliklere öncelik verdiler. Dr. Kutalik yaptıkları araştırmanın şimdiye kadar ortaya çıkarılan yaşam süresiyle ilişkili genetik belirteçlerin en büyüğü olduğunu söyledi. 10 kişiden biri
bu belirteçlerin bazılarını taşıyor ve genel nüfusa göre ömrü 1 yıla kadar kısalıyor. Araştırmacılar, tek nükleoid polimorfizmlerin ömrünü kısaltan sürümünü taşıyan bir kişinin 7 ay daha önce ölebileceğini bulgularında ifade ettiler. Araştırmanın ortaya koyduğu bulguya göre çoğu tek nükleoid polimorfizmi ömrü tek hastalıktan veya risk faktöründen daha fazla etkiliyor. Araştırmacılar buna şizofreniye yatkın olmanın yanı sıra sigaraya daha bağımlı olmak gibi örnekler verdiler. Araştırmacılar nikotin bağımlılığını etkileyen tek nükleotoid polimorfizmlere komşu 3 genin alt beyinde ifade seviyelerinin ömrün uzamasında etkili olduğunu da saptadı. Yayımlanan makalede daha ileri analizler komşu genlerin RBM6, SULT1A1 ve CHRNA5 beyin ifade seviyelerinin ömrü uzatmaya neden olabileceğini ortaya koydu. Model organizmalardaki gen ifadesi ve kalori kısıtlama deneyleri ömrün modüle edilmesinde RBM6 ve SULT1A1 rolünü doğruladı ifadesi yer aldı. Çalışmanın ortak yazarlarından Profesör Johan Auverix, bu üç gen 85 ila 100 yılın ötesinde hayatta kalmayı etkiliyor olabilir. Bu hipotezi desteklemek için RBM6 gen ifadesi düşük farelerin daha uzun yaşadığını gösterdik dedi. Araştırma ekibi lideri Lozan Üniversitesi'nde profesör olan çalışma ortak yazarı Mark Robinson, Rekavi'de insanlardaki tek nükleoid polimorfizmlerden bazılarının gen ifadesine etkisi farelerde düşük kalorili bir diyetin ömrü olumlu etkilemesine benziyor diye konuştu. Ömrümüzü uzatmakla ilgili bazı çalışmalar mevcut. Bu çalışmalardan da şöyle bahsedebilirim sizlere. Okyanuslarda yaşayan bazı deniz anası türleri hiç ölümsüz, yani herhangi bir dış etken olmadıkça, yani bir balina veya atıyorum bir daha büyük bir deniz canlısı onu yemedikçe ömrü sonsuz derecede gözüküyor. Yani hiç ölünmüyor ve belirli bir ergenlik seviyesine ya da yaşlılık derecesine ulaştığında kendisini tekrar gençleştirebiliyor. Bu özelliğin nasıl ortaya çıktığını ve nasıl bu şekilde gençleşebildiğini ve nasıl sonsuz olarak yaşayabildiğini tespit etmek amaçlı bazı çalışmalar mevcut. Bunun genlerle mi alakalı, DNA veya RNA ile mi alakalı olduğunu çeşitli bilim insanları çözmeye çalışıyorlar. Bu deniz anasından da büyük fikirler elde edebileceklerini düşünüyorlar. Yani ilerleyen süreçlerde ömrümüzü yine bilimin geliştirdiği teknolojilerle belki uzatma gibi bir durumlar olabilir. Yayınlanan bazı makalelerde bu deniz analarının bu süreçleri nasıl işlettiğini çözmeye çalışıyorlar. Bu çözme durumu da kanıtlanır ve işleve konulabilirse ve insanlara uygulanabilirse ömrümüzün sürecini daha da uzatmaya doğru bir çalışma mevcut.